Merhaba arkadaşlar, ben Murat Sakin. Ee, benim geçen yıldan öğrencim, hem de arkadaşım oldu artık, Bünyamin. Ee, geçen sene çok başarılı oldu. Atanacak yüksek bir puan aldı. Hep beni arıyordu, hocam işte tanıtalım, yapalım bir şeyler falan, bir sürü soru soran arkadaşımız var, onlara yardımcı olalım diye. Benim de çok vaktim olmadıydı. Ee, bugün sabah yine aradı, babalar günü için sağ olsun. Ondan sonra... Ya dedim çekelim, <laughs> yapalım. Ondan sonra Bünyamin Hocam bazı şeyler soracak. Ondan sonra talep ondan geldi. Ana konu da şudur. Bir sürü arkadaşımız, büyük bir kitle, son sınıfta veya mezun olmuş, ikinci üçüncüye giriyor, atanmak istiyor. Devlette bir maaş almak, bir statü almak ve düzenli bir iş sahibi olmak hepimizin istediği bir şey. Hocam çok büyük kitle var, çok istiyorlar bunu, ne yapsınlar diye çok soru var dedi. O da sağ olsun bizi bir e, öğretmen, bir yol gösterici olarak görüyor. Onun soruları var. Buyur buyur Bünyen, söz sende. Ne sorarsan bildiğimizi cevap vereceğiz diye söz verdik. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle kabul ettiğiniz için çok sağ olun. Sağ olun. E, hocam öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Bilmeyen hocalarımız için. Ya şimdi şöyle, bilmeme şuradan kaynaklanıyor bünyemin. Şimdi ben 2001 yılından beri, 2000-2001 yılından beri, yaklaşık 20 sene olmuş, KPSS sektörünün içindeyim, öğretmenlik yapıyorum, hocalık yapıyorum. Üniversitede bazı dersleri anlattım, çağırdılar falan. Yurt dışında, üniversitelerde bazı dersler anlattım. Bunu ayrıca KPSS kurslarında çalıştım. Ee, yazarlık soru bankası yazarlığı falan yaptık işte anlatım kitapları mesela çok da gurur duyduğum kitaplardır pegemin e, gelişim öğrenme ölçme soru bankası iki ayrı set olarak yazdık bu sene zannedersem 2020-2021'de benim ölçme ile e, öğrenme psikolojisini dağıtmışlar şeye e, dershanelere bir de geçen yılda ayrı bir set vardı e, onu da ben yazmıştım bunun haricinde yine başka yayınlara, Dijital Hoca'ya yazdık. Ee, Beyaz Kalem'e çok yazmıştık zamanında. Böyle yazarlık yaptık. İşte bunun yanı sıra 8 yıldır hemen hemen gelişim, öğrenme, ölçme, PGM'in Türkiye genellerini ben yazıyorum. Ee, bunun yanı sıra bizim Fikret Hoca, Fikret Hoca'yı tanıyorsun. Onlar. Fikret Hoca da program geliştirme ve ÖYT'sini yazdı yıllardır. Onlarla bir ekip olarak çalıştık. Ama pandemi başladığından itibaren, biraz değiştirdik yaptığımız işleri. Ee, peygam bir okul gibi bana çok şey öğretti. Ben de çok çalıştım. Soru yazarken mecbursun çalışıyorsun yani nasıl olacak nasıl olacak. Şey. Soru yazmak çok geliştirici bir şey. Kitap yazmak, anlatım kitabı yazmak çok geliştirici bir şey. Allah'a şükür hiçbir yazdığım kitapta o hocadan bir paragraf almadım. Bu hocadan bir paragraf almadım. Yani bir tane daha bir hazır kalıp cümle almadım. Ee, Yatağa yattığım zaman en rahat ettiğim yer orasıdır. Hocalarımızdan okudum. Başka örneklerle süzdüğüm şeyleri kendimce anlatmaya çalıştım. E, orijinal yazmaya çalıştık. E, bunun haricinde pandemi başladıktan sonra film değişti. E, artık YouTube üzerinden ve ben de interneti keşfettim. Yani bana herkes soruyor. Mesela benim şu anda çok tanınırlığım eğitim bilimleri değil aslında daha çok şeyden tanıyorlar, sınıf öğretmenliğinden tanıyorlar, fen öğretmenliğinden tanıyorlar, fen bilimleri. O da YouTube'da tanındılar. 9 ay önce YouTube'a videolar koymaya başladım. Aslında 20 senedir öğretmenlik yapıyoruz ama YouTube ayrı bir şey, ayrı bir dünya. E ben de oradaki dünyayı keşfettim. Çok güzel şeyler oluyor orada. Tabii zararını kullanan da zararını kullanır. E, çok büyük kitlelere ulaşabiliyorsun oradan. Ben de oradan e, bundan sonra pek yüz yüze derslere bundan sonra gitmeyeceğim gibi gözüküyor. YouTube üzerinden dersler ve işte Zoom üzerinden yapıyoruz. Bir kitle oluştu orada. Yani o kitle ile işte uzaktan eğitim platformları var, sınıfçının sesi var, dijital e, hoca var falan filan. Oralarda çalışıyoruz şu an. Durum böyle. Teşekkür ederiz hocam. Bu eğitim bilimleri haricinde hangi alanlarda e, yazarlık yapmışsınız hocam? Hem bunu anlatın. Kendi Vallahi... da vardı. Valla dijital hocadan bir sınıf alan eğitimi e, kitabı Soru Bankası çıkarttık. Bu sene çıktı. Üç ay önce. Birinci baskısı bitti. ikinci baskısı bitti. 3'e gidiyor. O acayip tuttu. Ve çok emekli bir şeydi. Fen alan eğitimi yazdık. Dişten hocadan. E, yine PGM'den fen alan eğitimi. 2020-2021. Bu yılın fen alan eğitimini ben yazdım. E, şeylerin hem Soru Bankası hem de anlatımı onu yazdık. Bunun haricinde başka ne yazdık? Ha, şey yazdık. Sosyal bilimlerde fark dersleri var. Antropoloji, sosyoloji, felsefe falan. Onunla ilgili bir kitap yazdık. O da Dijital Hoca'dan çıktı. Ama kitle şu anda çok onlarla ilgili olmadığı için onlarla yormayalım onları. Eğitim bilimleriyle konuşalım. Ondan sonra onlara özel bir şey yaparız ama büyük kitle eğitim bilimleri merak ediyor diye düşünüyorum. Benim de asıl bu 20 senelik öğretmenliğimin %90'ı eğitim bilimleriyle geçti. Şimdi AYT'lerde biraz istek olduğu için onlara yazdık. Sağ olun hocam teşekkür ederiz. Ee, hocam